Milleti bankalara borçlandırıyor, bankalar da dışarıya borçlandırıyor. Yüksek reel faiz ve düşük döviz kuruyla sözde enflasyonu düşüreceğim diyerek Türkiye'yi soyuyor. Reel sektörü dışarıya borçlandırıyor. Kalkınma ajansları ne demek biliyor musun? Türkiye'yi bölünmeye hazırlamak. 20 tane kalkınma ajansı olacakmış, Türkiye eyaletleri olacakmış, her bir eyaletin ayrı bir kalkınma projesi olacakmış, planlamayı kaldırıyor, Türkiye'yi bölmeye hazırlıyor. Denetimi ortadan kaldırıyor ve böylece tamamen kendine göre yepyeni bir Türkiye kurmuş bulunuyor. Kurduktan sonra 14 tane emir veriyor. IMF'nin emirlerini şimdi size şu 3 numaralı slaytla gösteriyorum. Bakınız IMF'nin emirlerini okuyorum. Tarımda, sanayide, hizmetlerde istihdam yasaklanacak. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Ve tabii AKP'nin yöneticileri de söylüyor. Ey AKP'nin yöneticileri, dünkü talebelerimiz yeni derse kulak verin. Haberiniz yok. Adam bunu uyguluyor. Eski dersi anlamadınız. Bari yeni dersten faydalanmaya çalışın. Bu IMF'nin emri. İstihdam olmayacak. İnsanlar işsiz kalacak. Çalışanların ücretleri arttırılmayacak. Aç kalacak. Neden? Hayım Nahum böyle istiyor da onun için. Yatırım yapılmayacak. Sanayi kuruluşlarında ham maddelerde KDV 18, mamul maddelerde 8 olacak ki sanayi müesseleri çalışamasın. Üretimin gerçi bütün safhalarda azami vergi alınacak. Enerji ham madde pahalı olacak. Sanayi yaşamasın. Tarıma destek verilmeyecek. Bunların hepsini yaşamadık mı? Bunları damdan söylemiyorum. IMF'nin fiilen talimatları, emirleri olduğu için söylüyorum. Tarım üretimi yasaklanacak veya kotalarla kısıtlanacak. Tarım üretiminde maliyet zararı mucib olacak. Böylece köylü ekese daha çok zarar edecek. Bu IMF'nin emri olduğu için böyle uygulanıyor. Biz de bunun acı sonuçlarını görüyoruz.